Hatırlar mısınız Lale Hanım? Nasıl hatırlamam Barış Bey? Fevkalade hazin bir şevval akşamı size rastlamıştım. Aman Barış Bey, şevval değil, teşrin olacak. Olur mu? Olur mu sultanım? Fafur güllerle, çeşme bülbüller terennüm ederken ben sizi köşelerde aşikare ayak üzere görmüştüm. Zapturapt alemden kalkalı Ulufe'yi bu dünyaya tutmuştu. Tutmuştu, hatta bir seferinde bizzat kayın pederim ve kayın validenin ve akrabayı ehli örfün. Aynı böyle divan-ı mumlar gibi ve babusuz fiilin hameşu etmeleri bir hakkın gözümden gitmiyor. Bir hakika, namdarları ülkelâ-i tabi olup hep bu makulelerden olmuştu. Olmuştu, olmuştu. Ah ya siz, ya siz? Ya ben, ya ben? Harem-i Hümayun'a Hilaf-ı Kanun girizgahta bulunmuşsunuz. Elbette, elbette. Şu mektebi alemi nizam-ı intizam vasfa gelmezdi de bulunmuşsak ondan bulunmuşuzdur elbette. Biz dahi tevkalade hazin ve perişan bir merce bulamayız. Acı ve taksir ile zillet-i aşk çekerdik. Aşk çekerdik. Neyse ki o günler geride kaldı yani. Allah'tan. Allah'tan geri kaldı ve sana rastladığım için ne kadar da mutluyum yani şu günlerde. Ben de çok mutluyum. Yok, açık konuşmak gerekirse son derece şanslıyım sana rastladığım için. Ben de mutluyum, ben de şanslıyım. Canım, senin şanslı ve mutlu olman ayrı konu ya. Ben ne kadar şanslı oldum artık sana sormadan söyleyebilirim şurada rahatlıkla. Tamam, bana sorma canım. Ben sadece ben de mutluyum, ben de şanslıyım. Hayır, sen de şanslı, sen de mutlusun, onlar ayrı konu. Ben sana rastladığım için şanslıyım. Aynı şekilde ben de sana rastladığım için. Aynısın, aynısın. Yok, erkekle kadın arasında bir fark vardır. Ben şanslıyım, ben haklıyım. Tamam. Erkek karar verir böyle erkek bunlara yani. Karar vermez. Aynı olarak kabul edemezsin bazı şeyleri. Karşılıklı oturup konuşuruz. Canım ne münasebet, bununla karşı konuşacak ne var burada? Ben şanslı olmak için sana mı soracağım? Sen evin başından böyle yaparsan. Böylesi şimdi sen başı sonu olmaz mı? Ben ne kadar şanslı olmak sana soracak değil mi? Yüzünde bizim mutluluk öykümüzü dinlediniz dostlar. Bu yüzde ise bakın size ne iyilik yaptım. Üstüne konuşarak kendi öykünüzü, kendi mutluluk öykünüzü anlatabileceğiniz özel bir parça hazırladım sizler için. Şimdi koyun plağı bir kaba, bir de kaset hazırlayın. Oh, playbackler hazır. Geçin eşinizle mikrofon başına. Televizyonda nasıl yapıyorlar zannediyorsunuz? Haydi çeneye kuvvet. Bu iyiliğimi de unutmayın ha. Gördünüz mü nasıl mutlu olduğunuzu? Bir de konuşuyordunuz.